Türkiye'nin ulusal yapay zeka stratejisi Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank, 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik dedi. Size yerli ve milli dijital ikizler diyebilir miyiz? Evet, hem yerli hem de milliyiz. Yapay zeka teknolojisiyle artık daha fazla yerli ve milli ürünün hayata geçirilmesine de katkıda bulunacağız. Dijital ikizler Bilge ve Bilgin, bakan ve başkanın dijital ikizlerini ağırladı. Türkiye'nin ulusal yapay zeka stratejisi tanıtıldı. Biz yapay zeka sesli asistanlarıyız. Aslında bir bedene ya da yüze ihtiyacımız yok. İsterseniz bir ev asistanı ya da bir otonom araç olabiliriz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırladı. Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk ulusal yapay zeka stratejisi bilim varisinde kamuoyuna tanıtıldı. Dokümanımızın vizyonu müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemi küresel ölçekte değer üretmek olarak belirledik. Bu vizyonu hayata geçirmek için 6 stratejik öncelik altında 24 amaç ve 119 tedbir var. Birinci özceliğimiz, beşeri sermayemiz. Yapay zeka uzmanları yetiştirmek ve bu alanda istihdamı artırmak. Öncelikle araştırmacı ve uygulayıcı istihdamını destekleyeceğiz. Yapay zeka alanında yeni mezun sayısını artıracak, yüksek öğretim öncesi gençlere yönelik tematik programları yaygınlaştıracağız. 2025 yılında bu alandaki istihdamın en az 50 bin sayısına ulaşmasını hedefliyoruz. Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi, kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkanının genişletilmesi, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapılması, uluslararası düzeyde işbirliklerini güçlendirmek, yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak da diğer öncelikler. Hangi yetenekleriniz var, neler yapabilirsiniz? Milyonlarca veriyi çok hızlı analiz edebiliriz. Örneğin bir robot kol ile aynı ürünü milyonlarca kez üretebiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını %5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü kapsamında yeni bir teknoloji ve yenilik destekleme programını da açıkladı. Bu destekle öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda yani akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım akıllı finans ve iklim değişikliği alanlarında sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizdeki teknoloji şirketleri ve üniversiteler tarafından geliştirilmesini sağlayacağız. Size destek olmak için üretildik. Evet dünya artık değişiyor. Artık datadan bahsediyoruz ve dataya sahip olan güce de sahip oluyor. Türkiye'deki yapay zeka çalışmalarını ve yeni açıklanan yol haritasını konuşalım istiyoruz biraz. Dünyada ve bir Türkiye'deki yapay zeka çalışmalarını yakından izleyen, bu konuda çok sayıda makale, röportaj ve habere imza atan Gazeteci Şule Güner konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. İyi akşamlar dileyelim size. Şule Merhaba, hoş, hanım. hoş geldiniz. İyi hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle katıldığınız için. Şimdi yapay zeka diyoruz. Yapay zekanın insanlığın geleceğini şekillendirecek teknoloji olduğu konusunda artık herkes hemfikir. Dünyadaki örneklerine baktığımızda Türkiye'nin şu anda bu alanda bulunduğu noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye e, sahip olduğu genç nüfus dolayısıyla aslında çok büyük bir avantaja sahip hı hı. ve e, üretim yapabildiği yani bu alanda ürün ve hizmet üretebildiği takdirde de bunu e, kendi bölgesinde, çevre bölgesinde ihracata yöneltme potansiyeli de var. Aslında bu ikisi çok büyük bir avantaj. E, akademik anlamda belki biraz e, geri kalmış olabiliriz yani çünkü dünyanın önde giden Çin yani devleri Çin ve Amerika bu yolda çok uzun mesafe kat ettiler. Biz biraz daha yerden geldi. çok özür dilerim. Akademik anlamda biraz geri kalmış olabiliriz dediniz. sizin hemen önerinizi alalım o zaman. Hangi başlıklarla bölümler açılmalı ki üniversitelerde bu konuyla ilgilenen öğrenciler kanalize olsunlar? Ya aslında şimdi yapay zeka dediğimizde öncelikli olarak mühendislik bölümleri e, hı hı. algılanıyor. Doğal olarak da bu zaten yapay zeka bölümleri e, ilk önce bir e, Devlet Üniversitesi'nde ardından da üzer üniversitelerde açılmaya başlandı. Ama bu sadece e, mühendislikle biten bir olgu değil. Aslında çok daha geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Hı hı. İşin güzel tarafı. Bu disiplinler arası bir konu, yani sadece mühendisliği ilgilendiren bir konu değil. Şu anda baktığımızda, mesela e, hukuk ve sağlık alanında Türkiye'de yapay zeka uzmanları var e, ve gelecekte de, bir, yani düşünebileceğiniz bütün alanlarda bu yapay zeka girecek ve e, aslında herkes bir çeşit kendi görevi çerçevesinde bir yapay zeka uzmanı olacak. Ee, ama Amerika'da ve e, Çin'de bu olay yani bu akademik mesele o kadar e, yatırım yapılan bir konu ki mesela Çin'de 5-6 yaşında çocuklar alınıp eğitilmeye başlanıyor. Yani hmm. bu hani gelecek eğer buradaysa e, bunun çok çok sıkı e, elle sarılmak lazım. Yani üniversite seviyesine gelinceye kadar aslında biraz geç kalınmış oluyor anladığım kadarıyla dediklerinizden. İlkokul çağındaki çocukların robotik yarışmalara sokulduğu ve bu alanda eğitildikleri düşünülürse üniversite biraz geç bir nokta oluyor. Peki şimdi bir strateji, bir hamle, bir dijital çağ hamlesinden bahsediyoruz Türkiye için. 5 yıl sonra bu çalışmaları hangi e, noktaya taşıyacak ve Türkiye'nin 5 yıl sonraki e, hamlelerle birlikte 5 yıl sonra geleceği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, malum bu konuda müthiş bir rekabet var Hı -hı. uluslararası alanda e, ve bir mecburiyetimiz var. Yani bu alanda var olmalıyız ve iddialı olmalıyız. Hı -hı. Yani başka bir alternatifimiz yok. Dolayısıyla da iyi organize olursak zaten basın toplantısında Sayın Bakan, e, Dijital Dönüşüm e, Ofisi Başkanı Ali Taha Koç onlar e, çok güzel ifade ettiler. Yani teknik altyapı, e, akademik bir e, birikim e, ve özel sektör gerekiyor. Bunların organizasyonu iyi yapılır ve buraya ciddi bir enerji harcanırsa 5 e, sene sonra yapay zekayı Amerika'dakine yakın, atıyorum Avrupa'nın önde gelen ülkelerine yakın, Kullanımlarını görebiliriz. Aslına bakarsanız şu an mesela sağlık konusunda pandemiyle ilişkin verileri aldığımız pek çok platform, e, TÜBİTAK başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen bu konuyla ilgili uzmanları tarafından aslında geliştirildi. Biz Hı -hı. sadece hani biraz bu konudan haberdar olmadık. Biraz biraz bu stratejik planın açıklanması bekleniyordu Hı -hı. ama yani bununla ilgili gayret var. 5 sene sonra e, çok daha yukarıda bir yerde olacağımıza ben eminim ama e, gerçekten sıkı sıkı sarılmak gerekiyor. Başka şansımız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi akademik olarak az önceki sorduğum soruya cevabınız sadece mühendislik disipliniyle yürüyecek bir iş değil dediniz yapay zeka. Aynı zamanda yapay zekaya ilişkin çalışmalarda da farklı disiplinlerin bir araya gelmesi gerekiyor gibi hem girişimcilere hem akademiye hem kamuya çok büyük iş düşüyor. Bu üç arasındaki eşgüdüm nasıl sağlanacak ya da sizce nasıl sağlanmalı? Eğer plan nezdinde konuşuyorsak bu Cumhurbaşkanlığı tarafından olacak <laughs> ki düzenli aralıklarla bu koordinasyonun nasıl ilerlediği takip edilecek. Ama aslında bakarsanız da bir önceki soruda da söylediğim gibi aslında Türkiye bu koordinasyonu bir şekilde zaten yerine getiriyordu. Aslında bu plana ihtiyaç yoktu yani devlet yine vardı, kamuda yine destekleniyordu, özel sektörde kamu bir araya geliyordu. Keza Akademi'yle ya da böyle üçlü bir o üçgen aslında işliyordu. Fakat bu şimdi daha hani ciddiye alındığını, bir yol haritası çizildiğini hı hı. gösteriyor. Ama eğer soracak olursanız ki hani hangisi daha önemli ya da bir ayak kırılırsa nasıl olur? Bu sistem öyle işlemiyor. Bu sistem gerçekten büyük bir altyapıyla ve hemen de işleyen bir şey değil. Hı hı. Yani ciddi bir altyapıyla ve yavaş yavaş ekilecek bir şey e, ve o yüzden de e, yani bu işe sıkı sarılmaktan e, başka şansımız yine yok. Hı hı. E, bu kanuda ve bu alanda e, neyse ki çok ciddi girişimler var. E, gençlerimiz ki en büyük avantajlarımızdan biri genç nüfusumuz, son derece ilgililer. Bunu nereden söylüyorum? Siz çok daha iyi biliyor ve altını çizeceksinizdir diye tahmin ediyorum. pek çok yarışma yapılıyor. Artificial Intelligence işte yapay zeka başlığıyla ve bu yarışmalarda gençlerimiz çok ciddi başarılar elde ediyorlar. Ülkemize gurur kazandırıyorlar ama biz bunun çok farkında değiliz gibi. Öyle değil mi? Kesinlikle şimdi 5 senedir yapay zeka yazan bir üniversitelerle iç içe olan öğrencileri dinleyen öğren üniversitelerin değerlendirme komitelerinde o projeleri değerlendiren birisi olarak sadece Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri, fakülteleri değil, Anadolu'nun çeşitli kentlerinden yani aklınıza gelmeyecek hikayeler ve düşünceler görüyoruz ve bunun yıl be yıl bunların yani öğrencilerin de kafasının daha geliştiğini görüyoruz. Burada, burada tabii bu Z kuşağının e, ...dijitalleşmeyle iç içe olmasının payı e, çok büyük. Bir de kendilerini aslında e, bizim gibi ye kuşağından belki daha serbest hissediyorlar. Daha e, açık beyinliler bu alanda. O yüzden bu potansiyeli kesinlikle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, muhtemelen size de bu konuyla ilgili biri olarak en çok yöneltilen sorulardan biri... ...belki de başında bu geliyordur... 10 yıl sonra hayatımızın ne kadarını yapay zekaya teslim edeceğiz ve yapay zeka ya da robotik teknoloji işlerimizi elimizden alacak mı? Şimdi bu aslında evet çok zor soru, çok cevabımız çok zor. Aslında ben de hani dünyanın önde gelen isimlerine aynı şeyi soruyorum. Fakat bu cevap kimsede yok. Hı hı. Bunun birkaç nedeni var. Çünkü e, bakın pandemi de çok aslında bu anlamda müthiş bir gelişme yaşadık. Yani aslında hı hı. böyle e, tarihte hiç öngörülemeyen gelişmeler olabilir. Yani bizim tahminimizden de hızlı gidebilir hı hı. bir şeyler. Hı hı. Ama eğer e, şunu soracak olursanız, hani bu Hollywood filmlerindeki o fantastik dünyadan bahsedecek olursak e, henüz orada değiliz çünkü. Yapay zeka teknolojileri mevcut kullandığımız bu açıklanabilir olarak tabir ettiğimiz bu teknolojilerin e, böyle Hollywood filmlerindeki bir uçan kaçan şeyleri gerçekleştirmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü beyin henüz o kadar e, anlaşılmış değil. O yüzden de bunun matematiksel dökümü olan e, algoritmalar henüz bu seviyede değil. Ama 10 sene sonra hayatımızın e, çok yerinde olacak. Yani bu bile çok öngörülemeyen bir şey değil ama e, şöyle söyleyeyim e, pek çok süreç kısalacağından yani çünkü yapay zekanın e, aslında en büyük katkısı bu insana. Yani şu anda yaptığımız pek çok işi çok daha kısa zamanda yerine getireceğimizden pek çok İş iş bizim yaptığımız iş olmayacak. Onların tabirleri, anlamları değişecek. O yüzden hayatımızın çok çok önemli bir yerini kaplıyor olacak. evet. yani hani bu korkutucu bir şey olarak algılanmasın. Ama zamanın kısaltılması, süreçlerin kısaltılması demek, yani hizmet, üretim her türlü şeyin sürecin kısalacağı, değişeceği anlamına geliyor. Ve bu nedenle bazı meslekler evet olmayacak. Yani bunları şimdi hani söylemek, insanları korkutmak istemem ama bazıları evet olmayacak, gerek olmayacak. Ama Endüstri 4.0'ın ya da 5.0'ın da e, ta, e, tanımladığı gibi yeni e, meslekler olacak. Ya da insanlar kendi mesleklerini dönüştürecekler. Bunun için imka, imkanlar e, tanınacak. Zaten bugün basın toplantısında bu dönüşümlerin olacağı e, gayet e, açık bir şekilde açıklandı. Ee, belki yapay zekanın e, babalarından biri olarak e, tanımlayacağı tanımlayabileceğimiz, bilmiyorum ne dersiniz, Isaac Asimov e, son derece e, önemli bir yapay zeka lideri. 1992 yılında hayatını kaybettiğinde yapay zekanın bugün bu noktalara gelebileceğini tahmin edebilir miydi sizce? Ee, burada bir, e, aslında bütün dünyanın önde gelen uzmanları bunu şöyle açıklıyor. Bir beklenti var, bir de gerçek var. Aslında e, yapay zeka ile ilgili beklentiler e, 1990'lı yıllarda biraz e, sükutu hayale uğratmış insanları hı hı. E, görünüyor. Fakat 1996'da e, Google DeepMind'ın e, hmm. AlphaGo Go oyununun oyununda e, DeepMind'in algoritmasının yapay zekasının dünya e, AlphaGo şampiyonu Güney Koreliyi yenmesi hmm. aslında e, bir şeylerin mümkün daha mümkün olabileceğini gösterdi. E, o yüzden aslında bakarsanız biz de bilmiyoruz mesela 10 sene sonra e, beyinle ilgili neler anlaşılabilir ve e, algoritmik modeller ne kadar değişir, e, bunu bilmiyoruz. O yüzden bunu bence şu an cevaplayabilecek kimse yok. Ya kimse da yok. var, bize söylenmiyor, <laughs> biz bilmiyoruz henüz. Bu da mümkün olabilir. En azından en azından araştırıyoruz, bilmek istiyoruz, bilmek için evet. de hamleler yapıyoruz ki e, bu da belki e, yapılması gereken en temel şey. Peki şunu da sormak istiyorum Şule Hanım size. Şimdi Batı'ya dönüyoruz yüzümüzü. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi yapay zeka başlığı altında bir hareketlenme var. Doğuya dönüyoruz. Asıl sanki doğudan çok ciddi yapay zeka ile ilgili yenilikler geliyor ardarda. Arda. Çin dediniz. Keza Japonya'da insansı robot konusunda belki e, en önemli e, gelişmeler onda. Güney Kore yine e, robotik zeka konusunda son derece başarılı. Böyle bir yarış söz konusu olsa sizce Batı mı e, daha başarılı deriz yoksa Uzak Doğu mu? E, yine herkesin cevabını aradığı bir soru daha. <laughs> Kişisel düşüncem e, ben Doğu ekolünün, Burada kendini daha çok hissettireceğini düşünenlerdenim. Hı hı. Çin bunun en büyük göstergesi, yani Çin'deki projeler, yani yapay zeka şehirleri falan. Yani böyle e, akıl aklınızı kaybedeceğiniz şekilde yani e, öyle bir yatırım yapılıyor ki mesela bakın bizim 5 senelik bir e, planımız var. Onlar 2030'da dünyanın lideri olacağını söylüyorlar ve 150 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. Yani e, rakamlar çok büyük iddialar çok büyük. Çin herkesin korktuğu yani Batı şu an o nedenle Çin'den çok korkuyor. Çünkü Çin çok organize, çok sistematik. Ee, ve veriyi kullanım şekli Batıdan daha farklı, daha rahat kullanıyor. O yüzden Çin başlı başına e, aslında Batı tarafından şu anda tehdit olarak e, kabul ediliyor ve aslında Amerika bunu çok net olarak da dile getiriyor. O yüzden önümüzdeki günlerde e, bu yarışın biraz daha hızlanacağını kendisini daha hissettireceğini söyleyebiliriz. Ama saydığınız o ülkeler ki onun yanı sıra Kanada, Avustralya, Brezilya'yı da mesela katabilirim. Bunlar şu an için yapay zeka yarışında önde giden ülkeler olarak e, görünüyor ama herkes bu işe e, bütün enerjisini harcıyor öyle söyleyebilirim. Fakat Şule Hanım e, bir tespitte bulunmak istiyorum müsaade ederseniz. Bu konuyla ilgili sizin de fikrinizi almak isterim doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bu uzay teknolojisine, e, yapay zeka teknolojisine baktığımızda e, kamunun hamle yaptığını ama özel sektöründe e, o hamleyi desteklediğini hatta kamuyla işbirliği yaptığını görüyoruz. Örnek olarak e, uzay teknolojisinde Blue Origin'in işte e, SpaceX'in NASA'yla ortaklığı vesaire örnekler fazlalaştırılabilir. Şimdi Hı -hı. ülkemizde 5 sene sonrası için e, çok ciddi bir hamle yapılıyor. Ancak bu konuyla ilgili sadece kamuya konunun teslim edilmesi işi ancak bir noktaya kadar götürebilir diye düşünüyorum. Özel sektöründe, STK'ların da muhakkak yapay zekada kamuyu destekler bir pozisyon almalı diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız ee, ama e, pek çok kişinin bilmediği konu şu aslında bu işbirlikleri bizim ülkemizde de var. Hı -hı. Mesela savunma sanayi Türkiye'nin şu anda atak yaptığı bir e, alan Hı -hı. ve bu alanda sadece e, kamu kuruluşları yok, özel sektör de var. Hı hı. Evet, e, ama boyutları daha küçük. Amerika'daki gibi iddialı değiller. Hı hı. Zaten amaç onları daha iddialı hale getirmek e, ve bunun içinde kendi kendilerini e, beslemeleri ya da e, kamu, kamunun bu e, teşvik etmesi gerekiyor. Yoksa aynı e, pozisyon e, Türkiye için de geçerli. Bu bütün ülkeler için geçerli. Fakat oradaki biraz daha kendisini gösteriyor. Çünkü niye e, gerek uzay anlamında gerek yapay zeka anlamında gerek mesela genetik anlamında yapılan işler o kadar yüksek ki biz bunları duyuyoruz. Evet. Ama bizim ülkemizde de aynı şeyler işbirlikleri kesinlikle söz konusu. Evet. Çok teşekkür ediyorum Şule Güner, bizimle birlikte olduğunuz için ana habere katıldığınız için ederim. ve bu son derece önemli ve geleceğimiz için belirleyici konuda paylaşımlarınız için. İyi akşamlar diliyorum i̇yi, size. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet Şule Güner bizimle beraberdi. Ee, yapay zekadan bahsettik. Özellikle bugünkü e, lansmanın ardından e, Bakan Barank'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı e, Mustafa Barank'ın açıklamaları, e, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı'nın açıklamaları e, ve sonrasında e, gündemimizde olanlar. <laughs>